Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Boğa burçlarını 19-26 Kasım haftası kahve falında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim. Keyifli güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz, aşk ve paranız da bol olsun. İyi dileyelim, iyi olsun diyelim. Ve hemen şöyle bir açayım. Var mı çıkacak olan bir şeyler? Bu haftanız arkadaşlar, bakın şöyle göstereyim, anlatmaya başlayacağım. İş ve para konularında neler neler oluyor böyle? Ne beklentileriniz var da bu hafta sonuçlanacak? İş ve para diyeceğim önce valla. Güzel haberler oradan diyebilirim aslında. Yarım kalmış bir paranız pazartesi hop haberle birlikte elinize düşebilir. Mücadele ettiğiniz dava konuları. Çarşamba, perşembe güzel haberler alırsınız. Böyle bıtıkta kalmış yarım bir paranızla alakalı da bir yola gider. İyi bir, olumlu bir gelişme yaşarsınız. Burada yarım kalmış bir paranın bir yolla, bir kişiyle görüşerek alacağınız cevaplarla olumlu bir sürece gireceği görünüyor arkadaşlar. Bir türlü olmadı, hep arada kaldı, alamadım, yapamadım, edemedim dediğiniz bir para, pazartesi bilemedin, salı günü yaptığınız konuşmalarla elinize düşebilir. Bu hafta bana kalırsa beklenti içinde olduğunuz para konularında salı gününe kadar net cevaplar alırsınız arkadaşlar. Çok hızlı oldu belki ama net görseller bunlar. Sevinç gözyaşı var çünkü bir kere. Maddi kaynaklar dediğimiz alan. Burada sizin önünüze bir para çıkabilir. Birisi bir para verebilir, bir hediye alabilir. Yani burada cebinize girecek, size verilecek bir meblağ var. Ve bu meblağ tabii ki hediye de olabilir ama sonuç olarak alacağınız cevaplar bu hafta maddi konular, maddi kaynaklarla alakalı. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma da dahil olmak üzere çok temiz görsellerde çıkıyor. Burada sevineceğiniz. Hani bazen şey bile olabiliyor bu. Almak istediğiniz bir şeyi ucuza almak bile olabilir. Cebinizde kalan bir para olacak ya da cebinizdeki paraya para ekleyeceksiniz. Çıkacağını düşündüğünüz bir paranın yarısının cebinizde kalması gibi düşünün. Burada elinizden çıkan paralarda küçülme görselleri var. Tabii ki mücadeleniz var. Mücadelenizde daha sakin görünüyorsunuz. 45 rakamı çıkmış ve Samsun'un S'si rakamları var. Perşembe günü için S harfindeki bir kişiyle rakamsal olarak bir anlaşma yapabilirsiniz. Bir hesaplaşma görseli de var çünkü. Ama esas görsel şurada bakın. Şurada bulunduğunuz alanda kafanıza taktığınız bir süredir gene aynı şeyi söylüyorum. Geçmişten gelen ve çevrenizin de bildiği toparlamanız, artık şunu bitirmem lazım dediğiniz iş ve para konularında cumartesi günü çok güzel gelişmeler olacak. Neden cumartesi diyorum? Hafta sonuna doğru. Belki de cumartesi, pazar. Ama burada hem bir dilek ağacı hem böyle bir havai fişek görseli var dikkat ederseniz. Bu aslında bir şeyleri dengeleme, bir borcu bitirme, parasal konular ya da maddi kaynaklarınızla alakalı istediğiniz, dilediğiniz bir mevzunun gerçekleşmesi anlamına da gelir. Ve hafta sonu aslında biraz karışık da olabilir. Çevrenizde çok insan da olabilir para konularını konuştuğunuz. Ama genel hatlarıyla para ve maddi konularda bu haftanızın çok iyi olacağı görselleri var arkadaşlar. Maşallah diyelim, nazar değmesin diyelim. Bir de şurada altta görüyorum, keçi gibi inatçı diyeceğim ama hani boğa gibi inatçı diyelim biz buna. Bir paraya elinizi sokmuşsunuz. Bu aynı zamanda hafta sonu ummadığınız bir borç yapma anlamına da gelir. Böyle direkt ellerin girmiş olduğu kara bir balık görseli aslında bize cebinizden çıkabilecek bir parayı hızlı ve umulmadık bir anda hadi alalım derseniz alırsınız ama sonrasında üzülürsünüz. Geçmişe dönüp dönüp bakmak durumunda kalırsınız. Uyarısını da veriyor. İlişkilerde neler var? Şimdi ilişkiler bölümü bu şekilde arkadaşlar. Özellikle ne yapıyoruz? Pazartesi, salı değil ama çarşamba günü ne yapıyorsanız yapmayın. Kimseyle konuşmayın. Aşk maşk dinlemeyin diyeceğim. Çünkü ayrışmalar var. Arada kalma var. Şimdi pazartesi diyelim gene ana konu. Oo, birisi boğazınızı sıkıyor sizin. Bir kişinin baskısı var burada size. Bir kişi, bağ kopardığınız bir kişi bu. Görüşmek, konuşmak istemediğiniz, belki de küs olduğunuz birisi ama sanki boğazınıza sıkıyor. Uzaktan bile size yetişen bir kişi olarak çıkıyor. Aranızda ikiniz de birbirinize arkanızı dönmüşsünüz. Eski aşk olabilir, eski eşk olabilir ama hani ruhen sizi sıkan birisi. Ve onunla ilgili devamlı bir haber aldığınızda uf gelmesin şu haber, duymayayım, istemiyorum duymak şu insanı der gibi çıkıyorsunuz. İşte pazartesi. Bu konularla alakalı bu kişi kimse onunla alakalı karışık haberler duyacaksınız. Bu duyduğunuzdan çok memnun değilsiniz. Böyle karnım ağrıyor. İşte ben bu olayları yaşamak istemiyorum. Bu sıkıntıyı duymak istemiyorum. O insanı hayatımdan çıkardım diyebilirsiniz. Ama sonuç olarak gelecek laf ya da konuşmalardan bu kişiyle alakalı karnınız ağrıyor görseli var. Yani aslında bu kişiye söylememiş olduğunuz
içinizde kalmış olan konuların tekrar gündeme gelmesi, bana kalırsa duygusal anlamda sıkışıklık ya da sıkıntı yaşayacağınız bir mevzu pazartesi, salı önünüze düşebilir. Çok da derin bir konu değil. Fakat gene de hani derler ya, ne kadar rahatım değil yani, rahatsız edecek bir kişi var. Ve burada yapılan konuşmaların da böyle içi boş, hani söylenmese de olur dediğiniz bir konu pat diye size söyleniyor. O biraz canınızı sıkabilir. Çarşamba günü aile içerisinde kim bu ortadaki kişi? Ya sanki aile içerisinde ne var biliyor musunuz? Siz böyle kenara geçmişsiniz. Önünüzdeki kişi var. Konuşuyorlar, sizi görmezden geliyorlar gibi düşünün. Hani birileri aile içerisinde bir karar verecek, bir şey yapmaya karar verecekler de sizi içine sokmayacaklarmış gibi. Bu aile içerisindeki kişi kimse sizden habersiz plan yapıyorlar. Eşiniz, çocuğunuz, anneniz, babanız kimisi, ama araya şey girecek. Tartışma konusu girecek. Küsme durumunuz olabilir. Burada konuşmaya çalışıyorsunuz ama sanki sizi dinlemiyorlar. Bir kişi sizinle alakalı bir konuyu eline almış. Bu yükü sanki o tarafa söylüyor. Bir şikayet, bir dedikodu, bunlar olabilir. Aile içerisinde bildiğiniz, aslında yakın olan, aile bağı da var, bir kişiyle kancayı atmış, takmış bir şeyinize, onunla yaptığınız bir tartışma özellikle Perşembe günü söz konusu olabilir. Araya giren kim? O aradaki de zaten heba oluyor diyebilirim. O da arada kalacak. Bir size konuşmaya çalışıyor, bir ona konuşmaya çalışıyor ama genel hatlarıyla gıcık olduğunuz birisi, bir tavrına, bir davranışına gıcık olduğunuz birisiyle Perşembe diyebilirim, bir tartışma, ikilem. Elinize silah almışsınız. Direkt kendinizi tehdit altında hissediyorsunuz. Bu kişiye karşı kendinizi korumaya çalışıyorsunuz çünkü. Bu kişi de böyle küsmüş, ellerini bağlamış, size doğru böyle bir ters dönmüş görsellerinde. Belki de araya birisi girecek, bir küslüğü bitirmeye çalışacaklar ama burada konuşmalarda iki taraf da çok inatçı. Bana kalırsa ilişkilerde çarşamba, perşembe bir küslük de olabilir. Sadece evliler için düşünmüyorum. Bu küslükte bir arkadaşınız, onun tarafından bir arkadaşınız araya girmeye çalışabilir ama bu böyle birilerinin araya girerek halledilecek bir konu değil. Sonrasında sanki siz bir iletişime geçeceksiniz de bu iş tatlıya bağlanacak. Hafta sonu birlikteliklerde sakinlik var. Tek başınıza kalmak isteyebilirsiniz yalnız. Sanki böyle kafanız şişmiş, kafa yorgunluğunuz var gibi. Hafta sonu sakin olmak adına biraz bireysel kalmak, kendi başınıza kalmak isteyebilirsiniz. Ondan sonraki haftanın sanki bu haftadan askıya kalmış konularını da hafta pazar günü hani böyle halletmeye çalışıyorsunuz hanenizde ama ondan sonraki haftaya aktarılır, görselleri var. Genel olarak söyleyecek olursam eğer, bu hafta nasıl dersem, Perşembeden sonra daha rahat bir haftanız var. O Perşembeye kadar olan süreçte ikili ilişkilerde biraz inişli çıkışlı bir döngü yaşanabilir. Dışarıdan gelecek misafiriniz var. Cuma, cumartesi, pazar dışarıdan gelen misafir durumunuzda söz konusu olabilir arkadaşlar. Buradan bakalım neler ekleyebileceğiz. Oh, misler gibi bir haftaya hazır mısınız? Bakın, gene aile ilişkiler. Yani burada karşınızda durmuş birileri var. Onları aşmak, istediklerinizi yapmak için o insanlarla iletişiminizi devam ettirmek durumundasınız. Gene pazartesi, salı, çarşamba günü özellikle bu kişilerle alakalı yapacağınız tartışmalar var. Salı günü bir para harcama. Y harfi çıkmış burada. Yozgat'ın Y'si. Bir kişinin önünü kapama, gelmek isteyen birisi olabilir size. Önünü kapatabilirsiniz. Ama hafta sonu ya yoldan geleniniz olacak, ki bana gelip kalırsa yoldan geleniniz olacak, ya da siz bir yola gideceksiniz. Sonuç olarak hafta sonu cuma cumartesi sanki evde yokmuşsunuz gibi bir görsel var. İş ve para konularına buradan bir şey ekleyemeyeceğim. Görünen o ki bu hafta ana konu, ki bir sıkıntınız, dediğim gibi bakın gene parasal bir sıkıntıyı arkanızda bırakacaksınız ama dahası var. Bu kişi kim ya? Burada da elinize sopa almış çıkıyorsunuz. Çok para harcayan birisiymiş gibi çıkıyor. Pazartesi, salı ve çarşamba bu kişiyle uğraşacaksınız. Hanenizde biri böyle parayı dağıtıyor. Yani o para konularından dolayı gıcık kaptığınız birisiymiş gibi de görünüyor arkadaşlar. Gördüklerim bu şekildeydi. Umarım hayrınıza olanlar, keyif alacağınız güzellikler önünüze düşer. Kötüleri de evrene gönderdik. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımı ile alakalı telefon numaram 542 77 66 910. WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Bir dahaki kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.